Klasik bale müziğinin kuşkusuz en büyük ustası 1840 ile 1893 yılları arası yaşayan Peter Ilyich Tchaikovsky'dir. Milyonlarca insana engin bir zevk vermiş bir müzisyenin zor ve mutsuz geçen özel hayatı boyunca azap çekmiş olması ne kadar acımasız bir kaderdir. Tchaikovsky'nin müziği romantik bir bestekarın yaratıcı ruhunun haykıran sesidir. Sadece insanların alkışlarını almak ve para kazanmak için değil, en derin duyguları ifade etmek için öznel besteler yapmıştır. Eserleri, dokunaklı melodileri, karmaşık duygusal pasajları, parlak temalarıyla çağdaşlarından ayırt edilir. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran balelerinin de ortaya koyduğu gibi, Tchaikovsky, klasik bale müziğinin kuşkusuz en büyük ustasıdır. Peter Ilyich Tchaikovsky, 1840 yılında Rusya'da küçük bir kırsal kasabada doğdu. Babası o yöredeki devlet madenlerinde işletme sorumlusuydu. Aşırı duyarlı ve asabi bir çocuk olan Tchaikovsky, Fransız mürebbiyesiyle çok yakın bir dostluk kurmuştu. Belki de bu suretle toplumdan yabancılaşma hissinin ilk sinyallerini veriyordu. Tchaikovsky, 1848 yılında St. Petersburg'da sadece erkek öğrencilerden oluşan bir okula gönderildi. Bu okuldan nefret ediyordu. Mutsuz ve umutsuzdu. Aşırı düşkün olduğu annesinin ölümü ıstırabını daha da artırdı. Bu olayın etkisinden hiç kurtulamadı. O günün Rus toplumunda düşünülemeyecek kadar büyük bir suç olan homoseksüelliği sorunlarını iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. Tchaikovsky'nin müziği açıkça Rusya'ya özgüdür. Hareketli, İhtiras ve umutsuzluk dolu, pek ender, neşeli ve çoğu zaman kasvetlidir. 1812 uvertürü, Napolyon ordularının püskürtülüşüne ve Rusya'nın zaferine bir övgüdür. Doktor Jivago'daki film müziğinin ardındaki başlıca ilham kaynağı, büyük Rus müziğinin yoğrulduğu hamur şüphesiz Marx Love'dır. Tchaikovsky'nin dehası çok yönlüdür. Yapıtları arasında uvertürler, senfoniler, operalar ve tabii bale müzikleri vardır. Kuğu Gölü, tüm klasik eserler arasında belki de en popüler olandır. Tchaikovsky'ye 1891 yılında yeni bir bale müziğini yazma görevi verilmişti. İlk başta balenin konusunu, yani bir çocuğun canlanan bebekler üzerine kurduğu fanteziyi fazla sevmedi. Yine de Fındık Kıran en sevilen yapıtlarından biri oldu. Eser, flütün dinlendirici telli çalgılarla desteklenen yumuşak tonları ve eserin şen şakrak neşeli havasını koruyan harp ve kemanların hafif pizzikatolarıyla başlar. Fındık Kıran, ayrı ayrı dansların bir derlemesinden çok bir bütün olarak temsil edilir. Tchaikovsky müziğine güçlü fakat takip edilmesi kolay bir akış vermiştir. Müzik daha karamsar bir havaya büründükçe, aksine telli çalgılar öne çıkmaya ve uygunsuz bir makamda çalmaya başlar. Sonra müzik bir anda açılış bölümünün ahenkli melodisine döner.
Fındık Kıran, bale müziğinin babası olan Çaykovski'nin üstün yeteneğini ispatlayan ölümsüz bir eserdir. Birinci piyano konçertosu, orkestra repertuvarları arasında en ünlü piyano konçertosudur. 1875 yılında piyanist Nicholas Rubinstein için yazılmıştır. Ancak Rubinstein eseri beğenmemiş, icra edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine konçerto, bu onurdan büyük memnuniyet duyan ve eser üzerinde çok ciddi çalışma yapan Hans von Bruno'ya ithaf edilmiştir. Piyano ile orkestra arasındaki ilişki biraz olağan dışıdır. Örneğin piyano solo, orkestrayı dikkate almadan neredeyse keyfi bir şekilde büyük bir coşkuyla çalar. Telli çalıyorlarsa havayı hafifletmek ve değiştirmek için pizzicato usulünde çalarak piyanoya karşı koyarlar. Çaykovski piyano ile orkestranın fazla kaynaşmasından hoşlanmazdı. Bu nedenle piyano ve orkestranın en mükemmel melodiler için adeta yarıştığı bir eser yarattı. Çoğu zaman kazanan orkestra oldu. Çaykovski'nin müziğinde haykıran zafer ve neşe onun özel yaşamından çok uzak bir çığlıktı. Misafir bir opera topluluğundaki bir İtalyan primadonna ile yaşadığı aşk ilişkisinin hazin sonucu, 4. senfonisi ve Eugene Hannigan operası onun saplantılı bir konsantrasyona girmesine sebep oldu. Duygusal problemler sürüp gidiyordu. Ona sevdalı olan öğrencisi Antonia Milikova kendisiyle evlenmezse intihar edeceği tehdidiyle 1877 yılında onunla evlenmeyi başardı. Bu evlilik 2 ay sürdü. En başarılı ilişkisi ise platonikti. Eserlerine çok büyük hayranlık duyan zengin ve dul bir hanım onunla sıra dışı bir anlaşma yaptı. Mektuplaşacaklar fakat asla karşılaşmayacaklardı. Kadın ona yılda 6.000 ruble maaş bağlayacaktı. Mektuplaşmaları tam 13 yıl sürdü. Çaykovski yavaş yavaş müziğiyle hayatını kazanmaya ve dul hanımın himayesinden çıkmaya başladı. Müziği Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek büyük beğeni kazandı. Brahms ve Grieg gibi ünlü akranlarıyla eşit düzeye ulaştı. Halkın beğenisi ve alkışları sınırsızdı. Görünüşte Çaykovski toplumda bir yer edinmişti. Ama aslında çok derin bir çaresizliğin pençesindeydi. 1890 yılında zengin ve dul hanım aniden onunla mektuplaşmayı kesti.
Ama artık Çaykovski bağımsız ve zengindi. Yine de aralarındaki insani bağ onun için yıllardır akan paradan çok daha önemliydi. Duygularını açmanın yolu tıkanmıştı. Bu yüzden iyice yalnızlığa ve umutsuzluğa gömüldü. Her şeye rağmen hala olağanüstü güzellikte eserler yaratıyordu. Kuğu Gölü Bale Müziği 1876 yılında bestelendi. Hikaye, genç bir kahraman ve güzel kuğu prensesine duyduğu aşkla ilgilidir. Müzik çok başarılıydı. Ancak balenin ilk temsilleri kötü koreografi ve başarısız sahneleme sonucu tam bir felaket oldu. Kuğu Gölü çağlar boyunca beğeniyi korudu. İşte bu vals bunun bir kanıtıdır. Kuğu Gölü Balesi'nin ana teması başladığında orkestra vurucu bir etki yaratmakla görevlendirilmiştir. Seyircinin hayal gücünü etkilemek ve harekete geçirmek için enerji ve heyecan büyük bir zarafetle müzikten akar. ...1880'li yıllarda Rus milliyetçiliği doruk noktasındaydı. Savaş heyecanı milliyetçilerin öfkesini daha da kabartmış ve Çaykovski bu yaygın hükümranlık duygusunu seslendirmiştir. Çaykovski'nin müziği bu ruh halini güçlü görkemli melodiler ve harmonilerle yansıtıyordu. 12 Haziran 1812'de Fransız güçleri sonunda Rus sınırlarını geçtiler. Uzun zamandır beklenen bir şeydi bu. Rus güçleri sürekli gerileyerek Fransızları Rusya'nın iyice içlerine doğru çektiler. Napolyon, Morofina Savaşı'nda Rusları kovalayarak sonunda bozguna uğrattı. Artık Moskova'ya doğru ilerlemesine hiçbir engel kalmamıştı.
Ruslar Moskova'yı Fransızlara vermektense kendi elleriyle yakıp kül ettiler. Barınak bile bulamayan Fransızlar ülkelerine doğru yola çıkmak zorunda kaldılar. O zaman da Rusya'nın acımasız kışına dayanamadılar ve sadece birkaç Fransız askeri ülkesini yeniden görebildi. Bu muhteşem uvertür 1880 yılında Uluslararası Sanat ve Endüstri Sergisi'nde çalınmak üzere yazılmıştı. Çaykovski şöyle yazdı: "Müzik gürültülü ve atılgan olacak. Bunu çok fazla uyarı almama rağmen yazdım. Bu nedenle büyük olasılıkla sanatsal bir değeri olmayacak." Eleştirmenler görkemli top ateşini ve gürültülü çan seslerini duygusuz buldular. Ama uvertür Çaykovski'nin en sevilen eserlerinden biri olarak kaldı. ...1893 yılında Çaykovski Rusya'dan ayrılarak önce Berlin'e, sonra Paris'e gitti. Dış görünüşe bakılırsa Fransız kafe yaşamı onun tabiatına mükemmel şekilde uyuyordu. Ancak çevresindeki tüm bu eğlence ve gösterişe rağmen Çaykovski yine içe dönük ve karamsar kişiliğini yenememişti. Çaykovski'nin zihni ölümle pek meşgul olmasa da ölüm senfoninin kapanış bölümünde öne çıkan bir temadır. Ama ilk bölüm çocukça ve cüretlidir.
Çaykovski ikinci bölümde aşk temasını incelikle işlemiştir. Altıncı senfoni, Çaykovski'ye bir vefa borcu ve övgü olarak ölümünden sonra bir daha sahneye konuldu. Senfoninin son bölümü ilahi tarzındadır ve şaşırtıcı biçimde durgundur. Unutulmaz dramatik melodisiyle umutsuzluk doludur. Ne hazindir ki Çaykovski ünlü eserini bizzat yönettikten 9 gün sonra ölmüştür. Ölümüyle ilgili olarak yapılan resmi açıklamaya göre Çaykovski kolera salgını sırasında bir bardak kaynatılmamış su içmiş ve bu hastalıktan ölmüştür. Ancak araştırmalar sonucunda intihar ettiği ve bunu zorla yaptığı ileri sürülmektedir. İmparatorluk topluluğunun bir erkek üyesiyle ilişkiye girmekle suçlanmış ve böyle bir skandala göz yumamayacak otoriteler tarafından zehir içmeye zorlanmış. Bu son derece zor ve gergin geçen, büyük başarılarla dolu bir hayat için çok trajik ve gereksiz bir sondur. Yine de Çaykovski'nin büyük yeteneği, melodilerindeki zenginlik ve orkestra düzenlemelerindeki ustalığı, parlak, içten, özgün müzik tarzı dinleyicisini ona bağlamıştır. Zamanında tüm dünya insanlarının gönüllerinde taht kurmayı başardı ve günümüzde de yaygın beğeniyi korumaktadır bu usta.